Öncelikli olarak yasal uyarıyı yapmak istiyorum. Burada yer alan bilgiler ve yorumlar yatırım tavsiyesi amacıyla yapılmamaktadır. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorumlar tamamen kişisel görüşlerime dayanmakta olup herhangi bir yatırım aracının alım satım önerisi ya da getir vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihleriniz uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan bu içerik genel anlamda bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Bu yayında yer alan çeşitli bilgi ve görüşlere dayanarak yapılacak ileriye dönük yatırımlar ve ticari işlemlerin sonuçlarından ya da ortaya çıkabilecek zararlardan tarafım sorumlu tutulamaz. Yayınlarım tamamen bilgi amaçlıdır ve asla yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir. Merhaba değerli arkadaşlar, herkese iyi akşamlar. BIST'in saatlik grafiğini açtım, onun genel görünümünü paylaşmak istiyorum. Ne görüyoruz diye. Saatlik grafikte bir trend üstüne attığını zaten görmüştük. Bugün de yine gepli bir açılışla daha önce çizmiş olduğumuz şu kanaldan gelen direnç noktasına, yani şu bölgeye benzer direnç noktasına gittiğini ve tam o bölgeden döndüğünü görüyoruz. Yani o çizdiğimiz trend bir anlamda yine direnç görevi gördü. Bakın daha önce şu kısımdan dönmüştü. Onu tekrar gösterelim. 1, 2 ve bu bölgeden yine döndü. Hareket dün burada tutunursa eğer tepki mahiyetinde buraya kadar gidebilir diye konuşmuştuk. Şimdi bu hareket ne anlama geliyor onu hemen değerlendirmeye çalışalım. Bir günlük grafiği açtığımda bir onay mıdır kama noktasında yoksa yeni bir trendin başlangıcı mıdır? Dünya borsalarıyla beraber bunu izleyip göreceğiz. Şimdi genel olarak yükselen trendinin altında hareket ediyor. Yalnız onu sonra size onu söyleyeyim. Günlükte ise herhangi bir kırılım söz konusu değil günlük trendinde ama daha önceki şu sert yükseliş hareketinin altında kaldığını belirtmek istiyorum. Şimdi bu hareket bir onay mahiyetinde bir hareket midir? Daha sonra hareketleri aşağı doğru gelecek olursa bunu onay olarak değerlendirmek gerekecek. Ve omuz baş omuz formasyonuna benzer bir formasyon gündeme gelecek ama bu omuz baş omuzun ötesinde başka bir formasyonu bana çağrıştırdı. Bakın şurada şunu paylaşmak istiyorum. Eğer böyle aşağı doğru gelecek olursa bir elmas dediğimiz formasyon gündeme geliyor ki elmas tepe ve diplerde sıkıntılı formasyonu yani dönüş formasyonu. Yol alır ama esas bu elmasın oluşumuna kadar götüren trendi hedefler. Onu belirtelim. Yukarı gereken nokta. Tabii elmas oluşumu henüz yok. Sadece ben ilk sinyal olarak sanki bir elmas oluşumuna benziyor. Şöyle bir grafik olur. Evet, günlükte herhangi bir bozulumun olmadığını ancak tepe noktalara doğru geldikçe kar realizasyonlarıyla karşılaşıldığını belirtmek istiyorum. Özellikle 119-500-120 noktaları bir direnç noktası olarak karşımıza çıkıyor. Ama sadece piyasa için değil, biraz sonra bakacağız S&P için de benzer bir karşı duruş kar realizasyonu var. Şimdi saatlik baktığımızda bakın oluşum aynen şu elmas dediğimiz şey. Eğer olursa böyle bir grafik olacak elmasta. Yani bu şekilde aşağı gelmesi gerekir ki elmas olsun. Yukarı doğru giderse bu elmas olmaktan çıkar. Yeni zirveleri denemek üzere hareket eder. Dün belirttiğimiz, ifade ettiğimiz işte şu hattın kırılması yani 120'nin kırılması demek yeni zirveleri hedefleyecek olan bir hareketi beraberinde getireceği anlamına gelir diye yorumlamıştı. Vadeli piyasa içinde şunu söyledik. 135-500-136.000 özellikle kırılması durumunda 139-500'e kadar 140.000'e kadar götürecek bir yapıyı yükseliş potansiyeli beraberinde getirir demiştik. Ama orasının kırılmaması durumunda ise ki şurada attığı pin var günlük pin tekrar bakalım. Yani bir fitil bırakmıştı. Bu fitilin geçmiş hareketlerinde genelde bu fitiller dolduruluyor arkadaşlar belli bir süre sonra. O senaryoyu da yine aklımızın bir köşesinde bulunsun. Şimdi S&P'nin görünümünde ne var onu değerlendirmeye çalışalım. S&P ile ilgili ben 2 gün önceki videoda tekrar yukarı hamle yapacağını, şu sert satışta
Bir video çekmiş ve işte tekrar yukarı deneme yapacağını, üçüncü denemesini yapacağını, fakat ben kişisel olarak gene geçemeyeceği yorumunu yapmıştım bir önceki videoda S&P ile ilgili, ki halen de geçemedi. Şimdi bundan sonraki hareketleri bir tepki, burada bir tutulma söz konusu. Bakın elmasın bir örneğini göstereyim size. Daha kısa vade saatlik bir elmas. Elmas böyle bir şey. Minimum buradaki kadar kırılım halinde, minimum buradaki kadar tepki vermesi beklenir. Şuradaki derinlik kadar. Yani işte şu gepli bölge kadar, yani şöyle bir trend düşünün. Şuradaki derinlik kadar bir hareket yapması beklenir, ki aşağı yukarı da yaptı. Yani elmas aşağı doğru kırıldığı zaman saatlikte, bugün şöyle çizeyim. Şurası kırıldığı an aşağı doğru buradaki derinlik kadar yönelmesi söz konusu diye bakılabilir. Buna benzer bir grafik. Yani bu anlamda eğer ki tam hedefi görecek olursa S&P'nin bir miktar daha aşağı yönelme ihtimali söz konusu olabilir. 3180'lere kadar diye yorum yapılabilir. Tabii şurada tutunup yeni bir formasyon oluşturmayacağını izleyeceğiz. Aynı zamanda bu grafik, bu formasyon şöyle bir hal aldı. Onu da belirteyim. Bakın zaman zaman gördüğümüz genişleyen üçgen formasyonu. Buna benzer bir yapıda söz konusu olabilir. Tekrar 3150'lere gelecek bir onayla karşılaşmamız söz konusu olabilir. Eğer ki bu genişleyen üçgen formasyonu görevini görecek olursa. Ama daha orta vadede şöyle bir yapı çizecek olursak ise, şöyle çanak kulp formasyonu bağlamında şuna benzer yine bir yapıyla karşılaşmak mümkün olabilir. Neticede özet olarak şunu söyleyebiliriz ki S&P ile alakalı günlük grafikte özellikle gördüğümüz direnç noktası. Tabii benim genelde daha önceki videoda kısa vadeli yaptığım yorumda şu kısımlarda fazla işlem yapmak yerine kırılımın yönünü izlemek daha sağlıklıdır diye yorum yapmıştım. Ve buralarda bir sıkışmanın işaretlerini görmüştüm. Bu bölgede bir sıkışma ve ondan sonra yön belirleyecek diye düşünmüştük. Şayet bu bölge kırılacak olursa hareket gücünü toplar ve yukarı doğru yönelir diye yorum yapmıştık. Şu bölgenin kırılması dahilinde. Burası şu anda güçlü direnç olarak karşımıza çıkıyor. 3240. Bu bölgede bir sıkışma meydana geleceğini söylemiştik. Ama ben kişisel olarak ABC şeklinde bir yapının olmasının muhtemel olacağı yorumunu yaptım. Yani bir alt trende kadar gelmesinin muhtemel olması beklediğimi ifade ettim. Ama buradaki kırılım yukarı doğru olursa bu beklentim çöp olur. Aşağı doğru olursa bu beklentime doğru bir hamle yapması muhtemel diye yorumlayabilirim. Peki terste kalmamak için ne yapmak lazım? Cevabı açık. Her videoda aşağı yukarı söylüyorum. Saatlik izlemek lazım. Saatlikte hatırlarsanız şurada yaptığım yorumda tekrar üst kısmı yoklayacağı ile alakalı yorum yapmış ve piyasanın yönünde hareket etmiştik. Üst kısım yoklandıktan sonra da piyasa satış yönünü izledi ve saatlik ortalamasının şu anda S&P altında. Burada güç toplayıp hareketin yönünü izleyeceğiz. Bakalım hareketin yönü ne şekilde olacak? Şu anda genişleyen üçgen formasyonunu gereği yapı buna benzer bir yapıyla karşılaşmamız muhtemel olabilir. Ama burada aşağı inmek yerine, onay almak yerine işte güç toplayıp yukarı dönerse, ki bu sefer eğer yukarı dönerse bu sefer 3250'yi kıracağını ve 3400'e doğru, yani çünkü direnci yumuşatmış oluyor ve kaçıncı denemesi, defalarca denemiş oldu. Bir defa burada deneyip iki defa deneyip geri dönmüştü. Ki burada da yine iki defa denedi ve geri dönme çabası içerisinde oldu. Bakın şu kısmı hatırlayın. İki defa şurada denemiş ama geçememişti. Hatta şurada da var üç defa. Şimdi burada da iki defa denedi. Şimdi bir kez daha deneyecek. Bu sefer geçmesi için daha güçlü gelecektir. Hani gene geçemezse artık bu beklediğimiz C dalgası için veya o sıkışmanın gerçekleşmesi için tekrar şuraya onay mahiyetinde güç toplama çabası içerisinde olacaktır diye yorum yapabilirim. Dolayısıyla bizim piyasamızda dünya piyasalarıyla beraber hareket etmeye devam edecek. Bugün pozitif bir kapanış oldu ve tepki, günlük bazda da tepki devam etti. Belli tahtalarda güçlü duruşlar gerçekleşti ve trendin içerisinde hareket ettiğimizi görüyoruz. Hareketin aynen yönü bu şekilde, ama sabahki gepli açıldığı bölgeye kadar bir geri çekilmeyle karşılaştık gün içerisinde. Onu da ayrıca belirteyim. Durum aynen bu arkadaşlar. Yani hareketin yönünü hep birlikte izlemeye devam edeceğiz. Şimdi buradaki yapıları göreceğiz. Bakalım bu yapı elmasa mı dönüşecek? Elmas yapısına mı dönüşecek? Şu yapı. Elmas olması için tabii aşağı gelmesi lazım biraz daha. Ondan sonra da kırılımın yönü aşağı mı yukarı mı diye izleyeceğiz.
Yoksa bu yapı omuz başomuz mu olacak ki? Omuz başomuza benzemiyor. Şuradaki yapıdan dolayı omuz başomuz bozuldu. Şurada kalsaydı gene olma ihtimali vardı geniş çapta. Ama temelde yine şuradaki senaryo aynen geçerli. Buradakine benzer bir formasyonu gerçekleştireceğini geçen haftadan beri ifade ediyorum ki ben bunu burada da ifade etmiştim. Yani şu kısımda düşüş noktasında al verirken şuna benzer bir yapının bu bölgede olacağını ifade etmiştim, zikzaklı bir yapı. Ve yine zikzaklı bir yapı hareket etti ve bir süre daha bu zikzaklı yapının, sıkışmalı bir yapının, yukarı aşağı olan yapının devam edeceğini düşündüğümü belirteyim. Söylediklerim hiçbir yatırım tavsiyesi değil. Genel anlamda bilgi verme, grafik okumamı belirteyim. Yoksa benim söylediklerime yatırım yapacak olursanız zarar etme riskiyle karşı karşıya kalırsınız. Onu da ifade ettikten sonra herkese iyi akşamlar diliyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Yani özünde fiyatları takip etmek esas. Fiyatlar hangi yöne giderse işte o yöne gitmek durumundayız. Tabii piyasa ile ilgili hala temkinli ifadesini kullandığımı belirtmek istiyorum. Temkin, yani yaz aylarında olmamız hasebiyle biraz da temkinli duruş diye ne bunu belirtiyorum. Tekrar söyleyeyim, piyasa bozulmuş değil. Bozuk bir piyasadan bahsetmiyoruz. Bundan sonraki süreçte zikzaklı bir yapıyla karşı karşıya kaldığımızı ifade edeyim. Herkese iyi akşamlar arkadaşlar.